Çalışan performansının e, bilinen en iyi ölçüm biçimi Ben Scorecard denilen e, dengeli e, bir e, karneyle yapılır. Bu dengeli karnenin içinde dört tane alan olur. Finansal rakamlar, o yapılan işin finansal etkilerini ölçen bölüm. Diğer tarafta e, o kişinin yaptığı işin sistem ve süreçle olan ilişkisi. Bir diğer tarafta ne öğrendiğiyle öğrenmesiyle öl ölçersiniz. Dördüncüsü de iç ya da dış müşterisinin mutluluğuyla ölçersiniz. Bunların herhangi birini eksik ölçtüğünüzde nasıl ki dört çekerli bir araç eğer çekerlerden biri olmadığında karlı bir zeminde kayıp çıkarsa virajdan aynısı olur. Dördünün de farklı ağırlıklarda şirketin o yılki önceliğine göre değerlendirilmesi gerekir. Şirketlerde performans ölçümünün temel konularından bir tanesi bir performans kültürü yaratmaktır. Onun da geçtiği yol geri bildirim kültürüdür. Yılın sonunu beklemek değil, o an hadise olup biterken kupon biriktirmeden yıl sonuna anında söyleyebilmektir. Fakat orada da bazı engellerimiz var. Çünkü Türkiye geri bildirim açısından oldukça geri kalmış bir ülke. Bunun sebebi de geri bildirim düellonun yaşandığı ülkelerde olur. Bu topraklarda hiç düello yaşanmadı. Biz geldiğimizde burada Bizans vardı. Burada pusu kurulurdu, tuzak kurulurdu, insanlar arkadan vurulurdu. O yüzden birisini karşınıza alıp cesaretle yüreğinizdekini onu kırmadan söyleyebilme sanatı olan geri bildirimi yaşamak çok kolay olmuyor. Geri bildirim kültürü olmayan bir yerde performansa adım atılması mümkün olmuyor. Dolayısıyla geri bildirimle birlikte dengeli performans karnesiyle en doğru şekilde ölçülebileceğini düşünüyorum.